Evet, bu sefer bir paketimiz var, poşetimiz var. Herkese merhabalar arkadaşlar, Ayakkabı Dicey kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir kutu açımı yapacağız. Hatırlarsanız geçenlerde bir Nike mağazası ziyaretimiz olmuştu. Eğer izlemediyseniz i harfine de koyuyorum. Nike mağazasında neler var, fiyatları nedir, hangi tercihler var diye merak ediyorsanız mutlaka o videoda izleyin. Orada iki tane ayakkabı almıştık. Bir tanesi Zion 1'di, bir tanesi de PG 5'ti. PG 5'in bu rengi o mağazada yoktu. O yüzden ben farklı mağazadan getirmiştim. Orada parasını ödedim. Daha sonra tabii ki bana gönderdiler, getirdiler. Şimdi böyle ayrı bir kutu açımı yapmak için de bence gayet güzel oldu. Hemen şöyle kutusuyla başlamak istiyorum. PG 5'in kutusu oldukça güzel geldi bana. Asker desenli, kamuflaj desenli, ne diyorsun? PG'nin ayak işareti. PG 5, Paul George 5 yazıyor. Yani bence tatlı, güzel. Zaten kutudan ne bekleyebiliriz daha farklı. Yani tabii. Bazen şimdi açılışları farklı yapıyorlar. Jordan 35'lerde, LeBron 17'ler biraz daha farklı. Gördün mü bu arada? Yani piyasalarda veya böyle tanıtım noktasında biraz sanki eksik kalan bir ayakkabı oldu değil mi? Pek duyurulmadı. Pek böyle... Yani çok sönük. Evet, çok sönük çıktı. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta arkadaşıma söyledim işte PG5 aldım. Ne ya, PG5 çıktı mı yaptı böyle? Ben de aynı şeyi düşündüm. Doğru, sen de aynı şeyi söylemiştin. Biraz böyle sönük kaldı. Neden bilmiyorum. Belki geçen sene playofflarda kötü gitmeleri, şu sene de yine zorlanıyor olmaları alakalı olabilir. Çünkü basketbolcu ne kadar başarılıysa, ne kadar iyiyse ayakkabıları da o kadar ses getiriyor. Aslında mantık bu. O yüzden Curry'ler, LeBron'lar ve Kyrie'ler çok ses getiriyor. Evet, bu ayakkabımızın kutusu da bu şekilde. Hadi şimdi açalım bakalım. Çok güzel bir renk almadım arkadaşlar. Sadece indirimdeki rengi aldım. 800 küsür liralardaydı. Normalde 1200 liralara falan çıkıyor. Ben de çok incelediğim için artık biraz fiyatları düşük olanları tercih etmeye çalışıyorum. Daha güzel renkleri kesinlikle var dedikten sonra şöyle çıkartayım ayakkabımızı. Evet. Ne diyorsun rengine? Daha iyi olabilirdi kesinlikle diyorsun değil mi? Yani çok yani evet. Kalitesiz duruyor, bilmiyorum ben. Çok sade, çok aslında hani üstüne bir şeyler çizilecekmiş de eksik kalmış gibi durmuyor mu? Yani rengi. Bir de şu üst materyali falan düşüyorlar çok. Evet, şimdi şöyle alalım elimize, şöyle içindeki şeyleri de çıkartayım. Ondan sonra ayağımıza da zaten giyeceğiz. Üstüne biraz daha konuşmaya başlayalım. Bu şekilde biraz tipi ilginç geldi ilk görüşte. Şöyle hafif şuraya doğru meyilli gibi hissettiriyor. Ben neye benzettim biliyor musun? Neye benzettim? Bu şeylerin var ya, N11'den gelen ayakkabılar. Peak ayakkabılarına mı benzettin? Biraz peak ayakkabılarına benzettim. Evet, belki yani haksız sayılmayabilirsin. Tipi kesinlikle farklı. Ama elime alır almaz ilk hissettiğim şey arkadaşlar oldukça hafif olması. Ben bunun gayet iyi bir performans ayakkabısı olacağını düşünüyorum. Hafifliği çok iyi. Eğer tabanı da istediğimiz gibi olursa yastıklaması da gayet iyi olacağı söyleniyor. Aynı 4'te olduğu gibi. Tüm tabanda arkadaşlar Zoom Strobel dediğimiz böyle daha şişik şişik şu altta göreceğiniz, şurada görebiliyor musun bak. Hı hı. Böyle noktalı noktalı hava yastığı var. Yani tüm tabanda hava yastığı. Tam bir Zoom gibi düşünmeyin bunu. Daha böyle içe göçen, daha biraz daha fıf diye sönen bir yastıklama mevcut. Bence ama kesinlikle PG4'ten daha güzel. PG4 bence yani ilk 5 ayakkabısının en kötüsü. Evet, PG4'teki kötü gidiş herhalde bunun da çıkışının etkisini azalttı diye düşünüyorum. Çünkü merak edilmedi yani. PG4'ten sonra bir insanlar olabilir herhalde. Ya, çünkü cidden pek tercih edilmeyen bir ayakkabı olmuştu. Bu bence işi değiştirecek diye hissediyorum. Tabanıyla hemen şöyle hızlıca biraz daha detaylı ilk izlenimlerimizi verelim. Sonra ayağımıza deneyelim. Tabanı oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Basınç noktalarınız adeta bir parmak gibi, baksana ayak gibi. Ortadaki boşluğu niye yapıyorlar? Ortadaki boşluk aslında buradaki kullanılan şurası var ya. Hı hı. Burası orta ayak desteği diye geçiyor. Ayakkabıya form veriyor. Genelde şöyle bir şekle sahip. Şöyle elime gelirsen. Hı hı. Şöyle bir şekle sahip veya işte şöyle aynen. Burası mesela böyle metal bir çubuk koyuyorlar. Ve önden yanlardan böyle uzanan ayakkabıya form veren bir yapı oluyor. Bazen sadece şöyle kütük gibi bir şey de koyabiliyorlar. Onu göstermek için yapılmış. Biraz da hem şekil verilmiş. Dizaynsal. İşte PG logosu kondurulmuş. O açıdan güzel olabilir. Buradaki pencereden yastıklamayı görüyorsun. Yastıklama arkadaşlar bence iyi olacak. Mağazada denediğim zaman da çok hoşuma gitmişti. Çok rahat ve çok hafifti. İlk benim gözüme çarpan şeyler bunlar olmuştu. Şimdi tekrar giyeceğiz, bakacağız. Üst kısmı senin dediğin gibi aslında en ya ne yaptınız siz dedirten ya nokta. Bütçeli modelini şey, yapıyorsunuz. Evet, aynen. Kullanamaz mılar? Şu anda Türkiye'nin halini düşünürsek bütçeli model fiyatına yakın. Zayim yani ile birlikte. Yani şu Nike dikişleri falan böyle sanki evet. Çakma ayakkabı ya, gibi durmuş. Bunlar en bütçeli modellerde kullanılan mesh yapısı diyoruz. Delikli evet. Mesh yapısı. Onlardan kullanılmış. Dikiş de dediğin gibi çok dandik olmuş. Ve bu beyazda renginde, da ekstra bence evet. Biraz kötü duruyor. Kesinlikle. Bu renginde çok ön plana çıkmış. Hemen şöyle dilini açmıştım. Dili hoşuma gitti. Daha böyle
pofidik pofidik ve biraz daha geniş bir yapı. Şu ön kısmını sallıyorum. Şuradaki yapay derimsi vari şey de fena değil ama hızlı pislenebilir. Yani benim tek sevdiğim şu arkadaki arkaya mint doğru, yeşilin evet. Arkası. Keşke minti biraz daha çok kullansalarmış. Evet. Mesela aslında şuralar daha mintli mintli olsa daha güzel olmaz mıymış? Ya da mesela şu ön beyaz rengi mesela burası komple mint de olabilirdi. Ha. Ya da mesela yarısı beyaz yarısı mint falan kesinlikle yapıyorlar ya. Ben bu ayakkabıyı boyamayı da düşündüm biliyor musun? Hani KD12'ye yaptığımız gibi dedim acaba boyasak mı etsek mi? Öyle de düşündüm. Bence mesela bak şuradaki kamuflajlar var ya daha içleri mintli mintli olabilirdi gibi düşünüyorum. Evet, bence mesela bak iç tarafının hemen biraz daha farklı olması evet güzel gözükmüş. Topuğuna bakıyoruz arkadaşlar. Şu topuk şeyi çok yukarı çıkmış. Ben bu kadar yukarı çıkık olduğunu fark etmemiştim. Ve böyle pofidik pofidik yastıklı evet yastıklı. Fena değil. İç tarafı yine oldukça güzel. PG4'te içte güzel bir desen var sanki. Değil mi? Şey gibi. Arma gibi bir şey var. Harry Potter. Gryffindor. Doğru doğru diyorsun. Evet, ona şey benziyormuş. PG yazıyor. Nike Air ve 13 şeyleri var. 4 kısımda yazanlar. Evet, tatlı güzel iç tarafı yine rahat duruyor. Aşil yastıklamaları 4'te aşırı fazlaydı. O seni çok öne ittiriyordu. Bu kadar fazla gelmedi. Güzel şöyle çevresinde ayak bileğinizde bir yastıklama hissedeceksiniz. Onun dışında bağcıklarınızın oturduğu kısımlar normal. Şurada daha farklı bir lastikle desteklenmiş. Herhangi bir fly falan. Yok yok, öyle hiç o tarz bir teknoloji yok. Bu ayakkabıdaki tek olay arkadaşlar rahatlık bence yastıklama ve hafiflik. Ama performans için de bence yeterli diye düşünüyorum. Bu çift taraflı oyunculara yani hem savunmada çok iyi hem atakta çok iyi olan oyunculara yönelik bir ayakkabı oluyor genelde. Hep PG'nin olayı buydu. Şuradaki baksana şu an dikkatimi çekti. Değişik bir şey olmuş. Sanki koptu mu diye tuttum bir an. Ama yok, PG burada etiketi logosu yine var, etiketi var. Aynen. Bu şekilde bir ayakkabı yani. Ben bu performansının... Hiç beğenmedim ben ayakkabıyı. Evet. Şu tarafı. Kesinlikle bu tarafı çok daha iyi değil bu mi? Tarafı bu tarafı güzel daha iyi. Genelde zaten ama öyle olur yani. Ama yani biraz daha böyle yüksek bir böyle ayakkabı ya da sağlam görünüşlü ayakkabı olabilir mi? Şöyle şurası güzel gelmiş. Böyle bir şuralar... Şundan da olabilir, ya renginden de olabilir. Normalde şu alt tabanın farklı renkte yapılıyor olması genelde gözümüze güzel gelmiyor. Keşke mesela burası bembeyaz olsaydı. Diğer renkler daha güzel gözüküyor. Ben incelemek istedim. Hayır. Sizler beğendiğiniz renkleri alabilirsiniz. Dediğim gibi benim bundan performans olarak beklentim büyük. Çünkü çok rahat olduğunu hissettim mağazada. Dedim bu ayakkabı iyi iş yapar. Tek endişem acaba tabanı nasıl? Tabanına bakıyorum çok da sert. Dışarıda da oynanabilir gibi geldi. Biraz keşke şuraları daha kalın plastikler olsaydı. Tam derdim ki dışarıda kesin oynanır. Ama yani sert değil. Birçok ayakkabıda bu kadar sert plastik kullanılmıyor. Evet, sanki yumuşak gibi görünüyor ama. Yok, bayağı sert yapmışlar. Sadece biraz daha kalın olsaydı yoksa bunlar kopabilir. Özellikle şuralardan hızlı eskiyebilir. Ama daha uygun fiyatlı. Mesela ben 800'e buldum. Bunu 600'e falan buluyorsanız bence kaçırmayın. PG4 çünkü çok büyük indirimlere girdi. Özellikle tutulmadı mağazalarında falan. Dediğin gibi tutulmadı. Ya bu da aşırı tutulur mu emin değilim. Bence güzel bir ayakkabı olacak. Dediğim gibi indirimden bulursanız kaçırmayın. Evet, gayet güzel. Dizaynsal olarak da çok bir şey yok. Şuradaki 13 şeyini gördün mü? Yıldızlarla bir 13 yazılmış. Şurada Nike Air ve Nike logosu var. Tek tük sağa sola böyle ufak ufak kondurmalar yapılmış. Evet, ayakkabımız çok kendini gösteren bir renk değil kesinlikle. Hadi şimdi ayağımıza giyelim. Bakalım bu hissi aynı mağazadaki gibi hissettirecek mi? Güzel mi? Sonra çıkışı yapalım. Ve daha sonra da yakın zamanda performans incelemesini yapacağım tabii ki. Hadi bakalım. Evet. Şöyle hemen giyelim. İçi gayet güzelmiş ya o Harry Potter arması. Evet. İyi benzettim. O da hoşuma gitti. Evet. Oo. Değişik. Ayakta daha güzel durdu. Aşırı rahat ya. Yani gerçekten mağazada da o hissi hissetmiştim. Çok iyi kilitlendim. Şu an topuktan böyle direkt ayağımı yakaladı arkadaşlar. Ya ama bana artık niyeyse yani hani Jordan'lar dışında. Yani hep aynı ayakkabı gibi geliyor. Yani bir ayak şeklini ne kadar değiştirebilirsin ki bir tanem? Yıllardır her marka onlarca model eskiden çıkartıyor. Eskiden öyle değildi ya, bilmiyorum. Daha mı heyecanlı? Hani LeBron daha heyecanlıydı, Kyrie daha heyecan. Şimdi böyle hep aynılarını çıkarıyorlar zaten gibi. Zaten evet doğru. Özellikle hı-hı LeBron'larda mesela düşünün. Kyrie'ler de aynı şekilde. Evet. Birbirlerine çok benzer yapıyorlar. Hı-hı. Bir şey tutturduktan sonra. Yalnız şuralardaki bak delikli yapıyı görüyor musun? Bence retro yapmaya başlamalılar. Zaten yapıyorlar sürekli. PG bir retro. Ha evet, yakında gelir. İşte Kyrie 4 retro. 7-8 onlara falan gelince veya biraz zaman geçince yapacaklar. Derrick Rose'da yapıyorlar. Ama şu an zaten iyi satıyor. Satmadığı zamanlar onu yapıyorlar genelde. Şuradaki delikli yapı nefes alabilir kılıyor arkadaşlar. Bu hoşuma gitti dildeki. Şey gibi arı. Evet, petekler gibi. Şey gibi. Çok iyi. Kesinlikle arkadaşlar. Yani bu performans olarak canavar olacak, çok rahat. Adeta PG4'teki rahatlık var ve çok hafif
aynı zamanda PG4'te olmayan da yapı var. PG4'ün en büyük eksiği o yapısının eksik olmasıydı. Sanki ayağınız fırlayacakmış gibi. Hayır, ayaktaki çevreleme şeyi yok gibiydi, çeper yok gibiydi. Sanki hani ayağın fırlayacak gibi hissettiriyordu. Bu da onun önüne geçmişler. Bak şuralardaki yapılar, desteklerle harika olmuş. Özellikle arka topuktan çok iyi kavradığını hissettiriyor. Ayakkabı arkadaşlar gerçekten çok hafif ve oldukça rahat duruyor. Bayağı hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti. Görüntüsü nasıl diyorsun? Nasıl sence görüntüsü? Yani ayakta daha güzel durdu ama daha yani yine de yok ya yani hani. Ya dediğim gibi daha güzel renklerde bence çok daha güzel olurdu. Bu LA rengi güzel. Yani eski heyecanımı hissedemiyorum ayakkabılara karşı. PG1 çok iyi çıktı. Çok iyi. 2 güzeldi, 2.5 güzeldi. Hadi 3 de yine okeydi. Aldığımız renk özellikle çok güzeldi. Evet bu şekilde arkadaşlar çok rahat. Ben buna eminim harika olacak. Yastıklaması da efsane duruyor bu arada. Yastıklaması bir Air Zoom gibi değil. Daha dediğim gibi içeri batan bir hissi var. Böyle bir puf diye batıyor. Yani sizi böyle puf diye ilerletmiyor gibi hissettiriyor. Daha farklı bir his yani sen ikisini yan yana giyerseniz bence ne demek istediğimi anlarsınız. Bu daha rahat. Onlar daha atik hissettiriyor. Bu benim için çok güzel olacak bence. Etkiden koruması yine bunun gayet güzel oluyor. Evet en kısa zamanda dediğim gibi bunu inceleyeceğim merak etmeyin. Performans incelemesi yakında gelecek ama almak isteyenler için şu anda benim notum çok iyi. Tabanında bakayım. Tabanında iyi iş yapacağı benziyor. Beni beklemeden almak isteyenler alabilirsiniz. Eğer uygun buluyorsanız tabii ki tercih etmek istiyorsanız dedikten sonra çıkış yapalım. Bir sonraki kutu açımları güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi bugünlük